Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok lezzetli, çok da değişik bir kek tarifiyle geldim. Bugün sizlerle altın kek yapacağız. Görünüşüyle altın rengine çok benzeyen, ismini benim bulduğum çok güzel bir kek oluyor. Nasıl yapmışım merak ediyorsanız hemen tarife başlıyorum. Şöyle 3 tane normal boy yumurtayı kaseme aldım. Klasik su bardağıyla 1 su bardağı toz şeker ve bir pakette vanilyayı ekleyip mikserle yumurta ve şeker krema kıvamına gelene kadar rengi açılana kadar iki katı kendi büyüklüğün iki katı kabarana kadar çırpıyoruz. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı 125 mililitre. Klasik 200 mililitrelik su bardağıyla da yarım su bardağı süt ekliyorum keke. Hafifçe şöyle bir karıştıracağım. Mikseri açmaya gerek yok. Hemen katı malzemesini koymaya geçiyorum. Yani ununu koyacağız. Klasik su bardağıyla yine aynı ölçüyle 2 su bardağı un koyacağım. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve mikserle İyice içerisinde topak kalmayacak şekilde kalana kadar çırpıyorum. Evet bu kıvamda kekimiz gördüğünüz gibi ne çok akışkan ne de çok koyu bir kıvam. Şöyle kare cam tepsimi tabanını katı yağ ile yağladım. Kenarlardan başlayarak kek harcını içerisine boşaltıyorum. İyice tabanına kalmayana kadar harcın. Hepsini alıyorum ve şöyle kenar kısımlarına yaydırarak orta kısmı her zaman keklerin çok kabarır. Bunu birazcık da önleyebilmek için şöyle orta kısmını inceltip kenar kısımlarına çekiyoruz. 180 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika bir sürede pişiyor arkadaşlar. Fırında 25 dakika sonra pişecek. Şimdi biz fırından çıkmasına bir 5 dakika kalarak üzerine sosunu yapmaya başlayalım. Tavamıza 1 su bardağı toz şekeri aldık. Şöyle hafifçe erimesini bekliyoruz toz şekerin. Orta kısık ateşte yüksek ateşte eritmeyin şeker yanabilir. Hafifçe karamel rengi alan erimeye başlayan şekerimizi şöyle karıştıralım. Bu kadar erimesi yeterli. Bizim amacımız sadece renk elde etmek arkadaşlar. Şimdi hemen 75 gram kadar katı yağımız var. Tereyağı veya margarin olabilir. Hangisini kullanmak isterseniz. Şeker eridikten sonra hemen hatta böyle şekerin içerisine dağılmayan parçalar bile vardı. Ee, hemen şöyle yağı ekliyorum. İyice karıştırıyorum yağ eriyene kadar. Yağ eridikten sonra bu kısımda çok dikkatli olun. Bir yetişkinden eğer yaşınız küçükse, çocuksanız bir yetişkinden mutlaka yardım isteyin. Bir çay bardağı süt ekliyorum. 125 miligramlık çay bardağıyla. Etrafa üzerinize başınıza sıçrayabilir. Ocağın altı mümkün olduğu kadar kısık olmalı. E, dikkatli bir şekilde ekleyip tekrar o koyulaşan şeker tekrar eriyene kadar ocağın altı kısık bir şekilde şöyle karıştırarak bekleyeceğiz. İyice şekerin erimesi lazım. Eğer bu esnada... Ee, Sosunuz koyulaşmaya başlarsa birazcık su eklemesi yapıp açabilirsiniz kıvamını tekrardan ya da süt eklemesi yapabilirsiniz. Ben hızlı davrandığım, hızlı karıştırdığım için çabuk erittim, koyulaşmasına fırsat kalmadı. Şimdi eridikten sonra bir su bardağı hindistan cevizi ekliyorum karamelimin içerisine. Sadece şöyle. 15-20 saniye bir kaynamasını bekleyip ocağın altını kapatıyorum. Sosumuz koyu kıvamlı olmayacak. Aynen bu şekilde akışkan kıvamlı olacak ki kekin üzerinde daha tekrar pişeceği için şekerlenmemesi ve sertleşmemesi gerek arkadaşlar. O yüzden bu karamel kıvamının aşaması çok önemli. Fırına attığınızda taşlaşıp kekin üzerinde sertleşmemesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederseniz kıvamını da sıvı tutarsanız sorun yaşamazsınız. Kekimiz pişti, hemen ocaktan aldım. Fırından alır almaz sıcak olan sosu sıcak olan kekin üzerine boşaltıyorum. Hiç vakit kaybetmeden gördüğünüz gibi hala bakın kekin kenarları kaynamaya devam ediyor çok sıcak. Sosu tüm kekin üzerine gezdirdikten sonra tekrar fırınlayacağız keki. Bu yüzden elimizi birazcık çabuk tutalım. Hızlı hareket edelim. Hemen her tarafına gelecek şekilde yaydırdıktan sonra fırına tekrar gönderiyorum. Ee, 10 dakika tekrar fırınladım ben. Ee, 10 dakikada üzerindeki o sos böyle bal peteği gibi pütür pütür görüntüye kavuş, kavuşmuştu. 15 dakikaya da çıkabilir bu süre fırınıza bağlı. Yine 180 derecede hiç fırını kapatmamıştım zaten keki çıkarıp sosu döküp tekrar koyacağım için. 180 derecede tekrar fırına gönderiyorum. 10 dakika sonra bakın bu şekilde üzerinin sosu keki daha koyulaşmış. Delik delik bu görüntü varsa tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi hiç soğumasını bekleyemedim. Hala kekim çok sıcak. Gün ışığını kaçırmamak adına hemen dilimliyorum. O yüzden dilimlerken birazcık dağılır gibi görünüyor üzerindeki sosu ama soğuduktan sonra hiçbir problem olmuyor. Dilerseniz karamel yapmak istemezseniz üzerine sosu için esmer şeker de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç eritmenize gerek olmaz. Hemen şöyle bir dilimi alıyorum. Gerçekten e, çok güzel bir kek oluyor. Klasik keki zengin bir keke dönüştürmüş oluyorsunuz. E, misafirlerinizi ikram ederken de kenar kısım olduğu için hem de sıcak olduğu için sosundan ayrıldı deminki parça. Onu bir kenara alıyorum ve orta kısımdakini çıkarıyorum. Hala bakın e, buharı üzerinde bir sıcaklığa sahip. Daha sonra koyulaştığında çok daha güzel olacak. Hemen şöyle dilimleyeceğim. Yani çatalla dokusunu göstereceğim. Evet. Şöyle bakın pamuk gibi bir dokusu var. Üzerinin e, sosu da o kadar lezzetli bir şey oluyor ki Kekin güzelliği, üzerinin do tadı, lezzeti on numara bir tarif oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Klasik kekten sıkıldıysanız, böyle değişik bir kek denemek istiyorsanız bu keki mutlaka deneyin diyorum. Oldukça da gösterişli ve e, hoş bir kek oluyor. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yorumlarınızı merak ediyorum. E, bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.